Herkese selamlar dostlar. 21 Aralık ve 22 Aralık iddia tahminleriyle hepinize selamlar. 21 Aralık'tan 5 adet mücadelem var. 22 Aralık'tan da toplamda 7 adet mücadelem var. Değerlendirecek herkese bol şanslar dilerim. Öncelikle video başlığının hakkını verelim. Ekrana gelsin. Fiorentina maçından arkadaşlar tek maçtan 9.54 katı kazandık Tek şunu söyleyeyim. Bu cumartesi gününün mücadelesiydi veya pazar pazar gününün mücadelesiydi pardon. Pazar gününün mücadelesinde Fiorentina zaten KG olarak idealden oynamıştık. Fakat biz ben ilk yarı bir golüne girdim. Editör arkadaşımız maçı izliyordu. Dördüncü gol, üçüncü gol, toplam gol iki buçuk üst, kalan süre, Fiorentina, deplasman sıfır buçuk üst derken toplamda maça altı tane bahis verdik ve da altı yaparaktan da 954 katıyla kazanmasını bildik. Onun dışında yüksek bir de iletişim grubunda da 678 TL ile winledik. Bir tane kuponumuz ideal kupon vermiştim. 450 TL oynadık. 1002 TL gibi bir miktar aldık. Orada 2.22'lik orandan ve Fenerbahçe maçına Avrupa'dan oynayanlara özel verdim. Kart bahisi verdim. 4.5 kart üstünden rahat bir şekilde gelebileceğini ona da 300 TL kendim oynadım. 126, 126 TL de ondan aldık. Yüksek bir iletişim kurulunda haftada çok kupon vermiyorum. Haftada 3 kupon falan oluyor. Fakat yüksek oynadığımızdan kazanç güzel olduğundan o bizi tüm hafta karlı kapatmamızı sağlıyor. Diğer ideallerden de ve canlılardan alırsak zaten çok güzel bir hafta geçiriyoruz diyerekten de Yüksek misli iletişim grubunda 100 TL'lik grubumuzda çok güzel bir şekilde ilerledik. Yüksek olan grubunda da çok güzel geçirdik aynı şekilde pazar günü. Fenerbahçe maçına Matsun'u 0 verdik. Newcastle mücadelesine zaten biliyorsunuz 4-0 skor önermiştim ben YouTube'da. Ki burada da yazmışım ekranda gördüğünüz üzere 4-0 skor bekliyorum. Çok yüksekten isteyenler 4 farklı geneline bile gidebilir şekilde önerdim. Tam 4-0 bitti. Değerlendirenler var. Hatta birazdan ekran görüntüsü göstereceğim onu değerlendirenler hakkında. Liverpool maçı kötü gitti. Yani Liverpool o maçı çok rahat kopardı. Robertson'un kırmızı kart görmesi mesela. E, Alisson'un hatada golü ikinci golde. sonun attığı gol tamamen Alisson'un hatası mesela. Onu geçelim. Freiburg mücadelesinde ilk gel 1.5 üst verdim. 2.24 24 gibi bir oranı vardı. O da geldi. E ekrana gelsin tekrardan. senin 4-0 skorunu. Hatta bir arkadaşımız oynamış. Almanya'dan bu arkadaşımız bizim. 4-0 skorla sti maçını değerlendirmiş. Hatta sen manyak mısın? Kafayı mı yedin yazmış. Ben de gülümseyerek. Ne dediysek o yazdım. Şu an yanımdaki 6... Alta... 6 kişi şaşkınlıktan durdu. Senin videoyu izlettim ve skoru gönder gösterdim şekilde. Biraz da şans tabii. Fakat City'nin bu şekilde galip gelmesini zaten bekliyordum. Çok formda bir var. 4-0 gibi skorladı. Galip geldi. Hem skorumuzu hem de yüksek orandan kazanmamızı sağladı. Değerlendirenler tekrardan tebrikler. Ekrana 2 günlük bir çekiliş yapmıştım cumartesi ve pazar toplamda 4 kişi ekranda görüyorsunuz Galatasaray maçında kazanan isimler Donald Trump ve Osman Kavaklı arkadaşlarımız toplamda 12 kişi bilmiş ekranda gördüğünüz üzere Galatasaray Başakşehir maçını bilen 2 kişi bunlar Instagram'dan mesaj atarsa alacağız gruplarımıza. Fener maçının skorunu bilenler de aynı şekilde ekranda. Dızcı Mahmut'la Mobil Halley isimli iki kanal kazandı arkadaşlar. Fenerbahçe Beşiktaş skorunun doğru tahmin eden 2 kişi bunlar ki tesadüftür bunu da 12 kişi bilmiş. Tekrardan kazanan arkadaşlarımızı tebrik edelim. Pazar günü kombinelere baktığımız zaman da Wolves mücadelesi 8.5 üst Torino maçına da KG var olarak önermiştim. Torino Hellas maçı kırmızı kart gördü gelmedi. Katıl kombinesi geldi. Leverkusen maçına KG var. Fenerbahçe maçına KG var. 2-10 orandan yüksek oran üçlüsü de Paris'in ben en az 3 fark atacağını verdim. PSV maç sonu 2. 2.5 üst verdim. Chelsea'nin de 3.5 altında 2 olur diyerekten önermiştim. O da başarısız oldu. 0-0 bitti o mücadeleydi. Onu da bu şekilde geçelim ve maçlara geçelim. Hızlı bir anlatım yaptım. Diyerekten 4 dakika olmuş tamamdır. Şimdi ilk mücadelemiz Başakşehir Giresun mücadelesi. Başakşehir maçına başlamadan önce arkadaşlar sizlerden aynı şekilde artı 5 üzerinde like bekliyorum. 2 saniyenizi ayırıp emeğe saygı açısından, emeğe karşılık açısından Like'larınızı bekliyorum. yorumla yaparsanız sevinirim. Şimdiden bol şanslar. İlk mücadelemiz Başakşehir Giresunspor mücadelesi. Bence Gires bu sezon geçen videoda da söyledim sanırım. Şampiyonluk yarışı Başakşehir ve Trabzon arasında geçecektir. Konya şu an ilk iki, oynuyor. Güzel futbol sergiliyor fakat yakın zamanda düşüşe geçebilir diye düşünüyorum ben. O tempoyu kaldıracak şu an ve futboluyla olumlu pozitif bir futbol oynayan takım Trabzon ve Başakşehir takımı. Ondan dolayı ben Başakşehir'in burada kazanmasını bekliyorum. Kazanırken de şöyle kazanır. Çok fazla gol olacağını düşünmüyorum açıkçası. Burada benim sistemimde 2-1 skor çıkmış aynı şekilde bakın. Yani 2-1 skoru oranla burada Başakşehir kazanabilir. Benim de beklentim o. Yüksek orandan da önereceğim. Fakat idealden şöyle direkt sonu biri taraf galibiyetini alabilirsiniz. Çünkü Başakşehir'in ben şampiyonluk yarışına girmesini bekliyorum. Yüksek orandan da şunu önereceğim. 3-15 gibi orandan Başakşehir'in tek farklı galibiyetini de değerlendirebilirsiniz. Bu da yüksek orandan önerimdir. Ben Başakşehir tarafındayım. Giresun ne kadar formda olsa da burada ağırlıklı olarak defans yapacaktır. Düşük skorla bitecektir. Başakşehir'de baskıyı kuraraktan da burada gol Ukaka çok formda zaten. Ukaka bitiricilik anlamda kaliteli, deneyimli bir futbolcu. Ben burada Başakşehir tarafındayım. Maç sonu bir idealdir. Handikap 0'da 3-15 gibi orandan da yüksek oranlı tercihimdir. Adana Demir ile Galatasaray mücadelesi. Adana Demir de oynadığı takımlara karşı mutlaka pozisyona giriyor ki kendi evinde oynayacağı mücadelede burada Galatasaray'a karşı e, defans futbolu sergilemeyecektir. Galatasaray da aynı şekilde sürekli karşı kalede böyle hızlı ataklarla pozisyonlar izleyebileceğimiz bir mücadele olduğunu düşünüyorum ben. Balotelli, Mianason, Vargas, Yunus Akgün ile birlikte hücum hattında iyi işler çıkartan bir adına demir spor var. Galatasaray da bildiğiniz üzere e, derbide zorbay küçük olay oldu sanırım. Fatih Selim konuştu yine. Arda'ya ayakkabımı fırlatacağım falan demiş. Bazı olaylar olmuş hiç girmeyelim o konuya. Fakat ben burada ideal bir tercih yapacağım. Galatasaray'ın kazanmasını biraz zor görüyorum. Eksikler de var. Kalede İsmail olacaktır burada. Marka Nelson olacaktır. Baktığımız zaman ideal kadro olacaktır burada. Fakat ben Adana Demir'in de Galatasaray Kalesi'ne gol göndermesini bekliyorum ki zaten burada maça baktığımız zaman genel favoriye Galatasaray 2 oran açmışlar. Ben burada bir beraberlik de bekliyorum. Fakat KG var bekliyorum. 1-1 gibi skor beklediğimden dolayı idealden alıp çıkacağım bu mücadeleyi. Süper Lig'e bahis alırken de dikkatli olmanızı öneririm. KG var idealden yüksek oran isteyenler ise bir maç sonu 0 yapılır gibi geliyor bana. Değerlendireceklere bol şanslar diyerek geçeyim. Altay'la Trabzonspor mücadelesi. Valla beyler bayanlar şöyle bir söz vardır bilir misiniz? Ki bilirsinizdir muhtemelen çok popüler bir söz. Yiğidi öldür ama hakkını yeme demişler. Trabzonspor da valla kitap gibi top oynuyor. Bu takıma ne desek az olurdur. Bu takım bu sezon bu futbolunu sergilerse diğer takımlar zaten en son Beşiktaş'ta Fenerbahçe beraber kaldı mesela. Trabzon'un işine geldi. Altay'la oynayacaklar. Ben burada şöyle bir tercih yapacağım. Dikkatli dinleyin. Trabzon'a direkt Mastor 2 vermeyeceğim burada. Ben burada Altay zaten ilk golü atarsa ben Trabzon'un puan kaybetmesini bekliyorum. Fakat Trabzon bence burada ilk golü atan takım Trabzon olacaktır. Tek tercih 1.57 gibi oran. Ben sonradan maçı kaybeder mi yenilir mi bilmiyorum. Fakat Trabzonspor hızlı bir geçişle ilk yarıdan ilk golü atmasını bekliyorum. Şöyle de bir önerim var. 1.57 gibi orandan önereceğim sizlere. Trabzon'un ben burada ilk golü atmasını bekliyorum. Ve sürpriz oran sürprizdir. Bakın ilk golü verdim ya. Ben beyler bayanlar bu da kıyamdır. Kimseye yapmam bu iyiliği. 2'den 0. 2'den 0'a da düşünüyorum. 11 oran. Ama ideal tercihimiz ilk goldür. Kimseye de bu kıya yapmam. 2'den 0'da 11 orandan sizlere yüksek oranlı tercihimdir. Önerimdir. Değerlendireceklere bol şanslar. Vitesse ile Zuhol'e mücadelesi. Zuhol ile Vitesse deplasmanda en kötü oynayan takım Zwolle takımı ve kendi evinde iyi oynayan bir Vitesse takımı var. Zwolle'ün deplasmandaki avarı sanırım ben şöyle tekrar bakayım da yanlış bilgi vermeyeyim kimseye. 8 maçta 7 5 gol atmış 20 15 avaraj var yani deplasmanda ki maçları da deplasmanda oynayamıyor bu takım. Ben Vitesse'nin bu maçta kazanmasını bekliyorum. İdealden maç sonu 1'i yapıştırabilirsiniz. Daha bir yüksek oran isteyenlerse oranı işte maç sonu 1 1.5 üst yaparak 1.55'e çıkartabilir. Yine iki orana çıkmak isteyenler varsa maç sonu 1 ve 2.5 üst de yapabilir. Zlo Vitesse takımı burada kazanmaya daha yakın takım diye geçiyorum. Genoa Atalanta mücadelesi. Atalanta son maçında hayal kırıklığına uğrattı açıkçası. 2-1 pardon 4-1 mağlup oldu. İptal edilen bir golü vardı. Ev bir 1.5 üstü vermiştik o mücadelede. Şimdi baktığımız zaman da Atalanta gerçekten iyi futbol serbiydi. Yani o maçta risk aldı. Aldığı riski dakika 1'de zaten Abraham böyle bir pozisyona girdi. O Hart Hatebor'un ayağına mı çarptı böyle aşıtma gibi dakika 1'de Roma öne geçti zaten. 2-3 derken Arkadaki boşlukları iyi değerlendiren bir Roma vardı. Genoa takımını ben son haftalarda bahsediyorum. Geçen hafta Lazio'dan sadece bir golünü almıştık. 1.56 gibi orandan kazanmıştık. Kuponumuz da gelmişti hatta. Ben bu mücadeleyi şöyle bir tercih aldım. Ben Genoa'na da belki gollere katkı edebilir diyorum. Edemezse bile Atalanta tek başına üstte çıkabilir. Çünkü Genoa takımının orta sahası yok. Orta sahası olmadığından Atalanta direkt rakip kalede olacak. Genoa'da biraz uzun toplarla çıkabilirse Atalanta'nın kalesine pozisyonlara girebilir. 2.5 üst idealdir 1.40 gibi oranı var. Değerlendireceklere bol şanslar. 21 Aralık bu kadardı arkadaşlar. Biraz hızlı anlattım. Değerlendirdiyseniz de mutlu. Umarım güzel geçmiştir. 22 Aralık'a geçiyorum şimdi. 22 Aralık'ta 2, 4, 6, 7 tane mücadele var. Aynı bahsettiğim gibi. İlk mücadelemiz Karagümrük Fenerbahçe mücadelesi. 27 Aralık'tan izleyen arkadaşlarımız videoya like atmadıysa like atarsa sevinirim arkadaşlar. İlk mücadelemiz Karagümrük Fenerbahçe mücadelesi. Şimdi Fenerbahçe son hafta berabere kaldı derbide. 2-2 güzel bir derbi izledik açıkçası. Karttan, golden, maç sonu sıfırdan her türlü kazandık. Bize güzel izletti. Karagümrük son maçında Caner Erkin muazzam bir gol attı. Caner'den öyle goller o gol aklına gelince, o golü izleyince şu aklıma geldi. Hasan Ali de 3 3'lük Beşiktaş mücadelesinde öyle bir gol atmıştı. Benim aklıma nedense o gol geldi. O golde de muazzam bir sevinç yaşamıştık. Kafam kırılıyordu yani öyle söyleyeyim ben size. Her neyse boş yapmayalım. Karagümrük gerçekten pozisyonlara giriyor. Volkan Demir'in ilk mücadelesiydi. Kazandı biraz. Ya normalde zaten maçın hakkı Karagümrük'tü. Biraz Caner'in enteresan bir golü geldi. İşte anlattığım gibi uzaktan bir gol geldi. Hasan Ali'nin o golüne benzer bir goldu. Şimdi bazılarınız şunu diyecektir muhtemelen. Yani ben aklınızda bir Fenerbahçeli düşünün desem aklına gelecek tek isim vardır. Bir sürü isim gelir fakat en başta benim Fenerbahçeli olarak Volkan Demirel gelir yani. Onu söyleyeyim. Yani şu muhabbete girmeyelim kesinlikle. Volkan Demirel geldi. Burada Fenerbahçe'ye galibiyet hayırlı olsun. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Burada zaten Volkan bana sorarsanız ekstra bir motivasyonla Fenerbahçe'nin karşısına çıkacaktır bu maçta. Karagümrük'ün golünü ben Yazdım kafama zaten. Yazdım. Karagümrük maçta gol atar. Dediğim gibi. Yani profesyonelle baktığımız zaman da yani Volkan bu maça ekstra bir motivasyonla çıkması lazım. Fenerbahçe ile oynuyor. Güzel bir kadrosu var. İlk maçında galip geldi. İkinci maçı moral motivasyon yüksek. Fenerbahçe ile oynuyor yani. Ben ekstra bir motivasyonlu Karagümrük takımı bekliyorum. Fenerbahçe'de karşılık verir herhalde diyerekten de idealden bir KG var aldım. Hatta kombineme de koydum. KG varın gelmesini beklediğimden dolayı sizlere önereceğim videonun sonundaki çarşamba kombinesine de koydum bu 1.52 orandan KG varı. Hellas Verona Fiorentina. İyi dinleyin. Yüksek orandan yapıştıracağız, alacağız. Bakın Fiorentina'nın son maçını izlediyseniz izlemediyseniz özetini izleyin. Maç Sassuolo kendi evinde Sassuolo oynadı. 2-2 bitti fakat ben şunu söyleyeyim. Maçın hakkı 7-2. Abartmıyorum. 7-2. Fiorentina öyle pozisyonlara girdi ki kaleci konsil miydi? Ya? Konsil gibiydi. Adını da unuttum. Her neyse. Muazzam bir şekilde futbol sergiledi. Yani abartmıyorum. Maçı izleyenler varsa bana hak verecektir. 7-2. Hiç abartmıyorum. Hatta kaçan net pozisyon sayısına kaç yazmışlar? Merak ettim. Kaçan net pozisyona 1 yazmışlar. Fakat çok fazla, kaleci çok fazla top çıkardı yani. İnanılmaz şekilde ben bu maçta Fiorentina tarafındayım. Ben bu maçta Fiorentina'nın yenilmesini beklemiyorum. Ha, yani bir 30 oran isteyenlere az 0-2 şans. Bir 30 oran isteyenlere. Yüksek oran iste ideal yani idealden alın bir 30. Almak isteyenler 0 çift çifte şans olabilir. Çünkü Fiorentina'nın olay futbol oynuyor yani. Olay bir şekilde futbol oynuyor. Muazzam. Hellas Verona'nın son maçında Kırmızı kart gördü fakat kırmızı karttan önce de çok güzel futbol sergilemedi. İleride Simeone var. O tek başına bir şeyler yapmaya çalıştı falan derken. 90'da atıyordu yine kafa vuruşunda kornerde. Girmedi. KG var'a gelmedi mesela. Torino maçında. Ben burada şunu bahse önereceğim sizlere. Fiorentina'nın atacağı 2 gol. Deplasman 1.5 üst. 1.90 gibi oranı var. Fiorentina çok güzel futbol sergiliyor. Ben Fiorentina'nın atacağı 2 golü burada bekleyeceğim. He idealden isteyenler 0-2 şansı yapıştırabilir. Inter Torino mücadelesi. Torino da son haftalarda güzel futbol sergiliyor. Son maçını kazandı. Fakat ben onu söylemeyeceğim sizlere. Şunu göstermek istiyorum. Bologna maçını izledim ben. 90 dakikasını Fiorentina Torino takımının. Yani kaçan pozisyon, direkten dönen toplar, o girmiyor bu girmiyor derken muazzam futbol sergiledi. Inter çok formda. Burada dikkat edin. Ya Torino'nun da gol bulması kesinlikle sürpriz değil. Son maçta Sanabria'nın bir şeyi vardı. Form düşüklüğü vardı hücum hattında. Fakat bu maçta biraz daha ekstra motivasyonla oynayacaktır. Tabi Torino takımı Inter gibi bir takımla oynuyorsun. Inter zaten rakip kalede mutlaka pozisyonlara girecektir. Ben bu mücadele direkt fazla eveleyip gevelemeden üst tercihini alacağım. 1.43'te olan açmışlar. Dediğim gibi Torino takımı da katkı yapabilir. Fakat Inter'de ya, tek başına zaten üste götürebilecek takımlardan bir tanesi Inter takımı. Bu arada anlık olarak Vitor Pereira ile yollar ayrılmış. Gelen mesaj o yönde diyerekten. Videodan da vereyim bu raporu sizlere. Roma ile Sampdoria. Roma'nın son maçını anlattım zaten Atalanta'da. Biraz şans faktörü vardı yani Roma'nın maçında. Yoksa her geldi gol oldu gibi bir olay oldu. Sampdoria'nın maçlarına baktım biraz. Yani ne olur ne bitmez diyerekten de Sampdoria'da deplasmanda büyük takımları seviyor. Juventus'la berabere kaldı 2-2 mesela. Atalanta'ya kendi evinde yenildi. Yani büyük takımlara gol atabilen bir takım. Kaliteli bir kadrosu var Sampdoria'nın da. Pozitif futbol sergiliyor. Roma'da bu maçta bence gol yiyebilir diye düşünüyorum. Ben de çok uzatmak istemiyorum. Ağırlıklı olarak İtalya'yı değerlendirdim zaten de. Hepsini izlediğim için söyleyeyim sizlere. Yani Sampdoria yine aynı futbolu sergilerse hızlı hücumlardan veya bazı geçiş oyunlarını da güzel yapabiliyor. Kanat oyunlarından bir anda pas ya yaparak da kalenin önüne çıkabiliyor Sampdoria takımı. Roma'ya ben gol atmasını bekliyorum. Roma da kendi evinde bence karşılık verir. Empoli Milan. Milan'ın son maçında izlediyseniz arkadaşlar ya 90'da gelen gol buz gibi gollü bence. İptal etti ki şöyle maç golün formuna baktım o gün. Yani herkes hakem hakeme sövüyor. Hakem gol yedi, KG'mizi yedi. Yani girmeyince de girmiyor. Yani ilk yarıda da bazı net pozisyonlara girmişti Napoli karşısında. Fakat olmadı. Ee, Milan 1-0 mağlup oldu ki ben zaten o maçı sizlere ne dedim? Sistemimde 0-0 çıkıyor. Ben bu mücadele 3.5 alt oynayacağım diyerekten de. Maç zaten 3.5 altında bitti. Güzel de bir şekilde oradan kazandık diyeyim ben sizlere. Değerlendirenler varsa tebrikler. Ben kombinemi almamıştım. Empoli ile oynayacaklar bu mücadelede. Ben güzel keyifli bir maç bekliyorum. Korner olarak değerlendirdim. 8.5 üst almışım. Kendi kağıdıma da doğru dokuz 9.5 açmışlar. 9.5 da tam böyle sinir edici bir sınırda. 8.5'unu açsalar gözüm kapalı girecektim de. Girelim. Buna da girelim. Buna da girelim. Ben sadece korner mücadelesi olarak aldım mücadeleyi. 8.5 yazdım. Avrupa'dan oynayanlar 8.5 alsın. Nesine'den oynayanlar bir 9.5 üst korneri deneyebilir arkadaşlar. Değerlendireceklere bol şanslar. Napoli Spezia mücadelesi. Napoli son başına kazandı. Kalesine de pozisyonlar verdi derken bir şekilde kazanmasını bildi. Napoli'nin ben burada kazanmasını bekliyorum aynı şekilde. Fakat nasıl kazanır sorusu önemli burada. Spezia'ya karşı oynayacaklar. Spezia takımı arkadaşlar kolay dağılabilen bir takım. Bir gol yerse ikinci golü de yiyebilir diye düşünüyorum. Ya yani 2 üçü bir yandan Napoli atabilir. Çünkü Spezia'nın karakteristik özelliklerine baktığımız zaman da çabuk dağılabilen takım olduğunu oynadığı maçlardan da görebiliyoruz. Ben burada Napoli'nin handikaplı galibiyetine gireceğim oran yakalamak adına. 1.57 gibi de güzel bir oran açmışlar. Değerlendirilebilir. Değerlendirecekleri bol şanslar. Napoli burada handikaplı kazanabilir. Monaco-Rennes mücadelesi. Bu mücadeleyi de kombine aldım. Rennes takımı deplasmanlarda güzel oynuyor ki böyle e, Fransa Ligi'nin dişli takımlarına karşı oynamayı seven takım bu Rennes takımları. Lyon mücadelesinde kendi evinde muazzam bir galibiyet aldı ki 4-0 yenmesini geçtim. Çok güzel futbol otel geldi. 7-0 gibi skorla da galip gelebilirdi. Onun dışında yine mağlup olmuşlardı. Monaco'ya karşı oynayacaklar fakat büyük takımlara karşı gol atmasını biliyor. Monaco'da kendi evinde iyi bir takım. Kaliteli oyuncular da var zaten. Monaco'nun Hatta geçen yıl aynı kal kemik kadroyu koruduğu Monaco takımı Avrupa'da en fazla gol atan takımlardan bir tanesiydi Monaco ekibi. Yine bu sezonda kendi evinde iyi bir performans sergiliyor. Ben KG var olarak aldım. Kombineme de koydum hatta. 1.56 gibi orandan. Fenerbahçe maçıyla ile kombine yaptım. Bu şekilde bu maçı da geçelim. Fazla uzatmayayım. Şimdi dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kombinem ekrana gelsin bu arada. Kombinem arkadaşlar 2.37'lik orandan. Fenerbahçe Karagümrük mücadelesine KG var. Monaco Ren KG var olarak aldım. İki tane KG var maçı. Çarşamba kombini. Salı kombinini katıl grubumda vermeyi düşünüyorum. Salıya bir kombin çıkarmadım. İki günlük bir video olduğu için sizlere böyle bir öneri yapayım dedim. Çarşambanın kombini değerlendirecektim arkadaşlara. Bol şanslar diliyorum. Görüşmek üzere. seviyorsunuz. Bay bay.